Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılının Ocak-Mart dönemine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7,3 büyüdü. İhracat büyümeye 3,5 puan katkı sağlarken stoklar büyümeyi 8,2 puan aşağı çekti. Büyümeyi oluşturan faaliyetler incelendiğinde en çok artan kalem %24,2 ile finans ve sigorta faaliyetleri oldu. Bu da kredilerle borçlanma yoluyla büyümenin sağlandığını ortaya koydu. Öte yandan tarımda ise %0,9'luk zayıf bir büyüme görüldü. Verilere göre iş gücü ödemelerinin milli gelirden aldığı pay azalmaya devam etti. Geçen yılın birinci çeyreğinde iş gücü ödemelerinin milli gelirden aldığı pay %35,5 iken bu oran 2022 yılında %31,5'e geriledi. Asgari ücretteki artışa rağmen enflasyonla beraber hızlı bir artış yapılmasına rağmen 2022'nin ilk çeyreğinde %31,5 iş gücü ödemelerinin milli gelirden aldığı pay ciddi şekilde erozyona uğramış durumda. Dış ticaret açığındaysa artış Nisan ayında da devam etti. Açık Nisan'da yıllık 98,5 arttı. 6 milyar 113 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin ilk 4 aylık ticaret açığı 32,5 milyar dolar oldu. Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı %130 arttı. 14 milyar 154 milyon dolardan 32 milyar 553 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ocak-Nisan döneminde 82,9 iken bu yılın aynı döneminde %72'ye geriledi. Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin, büyümenin kredilerden kaynaklandığını söyledi. Emekçi kesimin milli gelirden aldığı paya dikkat çekti. Kredi büyümesi var Türkiye'de çok ciddi. Yani büyümenin motorunun biz krediden kaynaklandığı olduğunu söyleyebiliriz. Borçla büyüme. Emekçi kesimlerin değil, şirketlerin karlarının, sermaye kısmının, sermaye tarafının büyüdüğü görülüyor. Bunun sürdürülemez bir yapı olduğunu bir kere belirtelim. Yani bu kadar emekçi kesimlerin büyümeden az pay aldığı, halkın refahının düştüğü, yani refah yaratmayan bir büyüme olduğu bunun çok net bir şekilde görülüyor. Erçin, emekçi kesimin milli gelirden aldığı payın artırılması gerektiğini söyledi, hükümete ve şirketlere çağrı yaptı. Tekrardan 39'lara, 40'lara hatta 45'lere emekçi kesimin, işçi kesiminin aldığı payların çıkartılması lazım. Bunun için de hükümetin bir ara zam belki formülünü devreye alması gerekiyor. Yani şirketlerin de açıkçası yani bu tablo önümüzdeyken nazlanmayıp açıkçası özellikle ihracat tarafından elde edilen gelirlerin daha emekçi kesimlerle paylaşılması noktasında iş dünyasının da elini taşın altına koyması gerektiğini ben düşünüyorum.